Türkiye'nin iyi niyetle yaklaştığı Irak'ta büyük bir ihanete uğradık. Bölgeden gelen son dakika haberine göre Irak hava sahasında görev yapan Türk sihası Aksungur düşürüldü. Son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinde uçan Türkiye'ye ait Aksungur insansız hava aracının düşürüldüğü iddia edildi. Irak'ın Kerkük kenti üzerinde uçuş yapan bir insansız hava aracı düşürüldü. Düşürülen İHA'nın Türkiye'ye ait Aksungur İHA olduğu öne sürülüyor. Yerel kaynaklara göre Aksungur İHA Irak ordusunca düşürüldü. Irak ordusu Kerkük Operasyonlar Komutanlığı da izinsiz uçuş gerçekleştirdiği sebebiyle kimliği bilinmeyen bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Türkiye'nin İHA veya sihasının Irak tarafından düşürülmesi olayına, Türkiye perspektifinden bakıldığında bundan sonraki süreçte bazı önemli riskler ve zorluklar ortaya çıkabilir. Öncelikle Türkiye'nin güvenlik çıkarları ve bölgedeki terörle mücadele operasyonları açısından kritik bir döneme girileceği söylenebilir. Türkiye, sınırlarının hemen ötesinde, özellikle Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı uzun süredir operasyonlar yürütüyor ve bu operasyonlar ülkenin ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla Irak tarafından gerçekleştirilen bu eylem, Türkiye'nin terörle mücadele kapasitesini ve bölgede yürüttüğü askeri operasyonların etkinliğini doğrudan etkileyebilir. İlk olarak, Türkiye'nin güvenlik önceliklerinin riske girmesiyle birlikte, Irak ile yaşanan bu gerilim, bölgedeki askeri hareketliliği ve operasyonel riskleri artırabilir. Türkiye, terörle mücadele kapsamında bölgeye daha fazla askeri kaynak ve teknoloji sevk edebilir. Bu da sahadaki tansiyonu yükseltebilir ve beklenmedik askeri çatışmaların ortaya çıkma olasılığını artırabilir. Özellikle Türkiye'nin hava sahasını ve kara operasyonlarını daha da yoğunlaştırması, Irak hükümetiyle askeri bir karşı karşıya gelme riskini beraberinde getirebilir. İkinci olarak, bu olay, Türkiye'nin bölgedeki stratejik hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Irak'ın Türkiye'nin İHA veya sihasını düşürmesi, Türkiye'nin bölgedeki hava sahası güvenliğini artırmaya yönelik ek önlemler almasını gerektirebilir. Bu durumda, Türkiye'nin Irak ile askeri angajman kurallarını yeniden tanımlaması, sınır güvenliği önlemlerini arttırması ve hatta Irak hava sahasında daha fazla denetim yapmaya başlaması olasıdır. Böyle bir yaklaşım ise Irak hükümetini rahatsız edebilir ve iki ülke arasında daha geniş çaplı bir güvenlik krizi doğmasına yol açabilir. Üçüncü olarak, diplomatik alanda Türkiye'nin Irak ile ilişkilerinde bir kopma riski bulunmaktadır. Türkiye, olayın ardından diplomatik kanallarla Irak hükümetinden açıklama ve güvence talep edebilir. Ancak, Irak'ın bu duruma karşılık vereceği tutum, ilişkilerin geleceği açısından belirleyici olacaktır. Eğer Irak, Türkiye'nin taleplerini karşılamaz veya bu durumu tırmandırıcı bir yaklaşımla ele alırsa, Türkiye'nin Irak ile diplomatik ilişkilerini dondurması veya yeniden gözden geçirmesi gündeme gelebilir. Bu da iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel bağları olumsuz etkileyebilir. Son olarak, uluslararası arenada Türkiye'nin bu olaya vereceği tepkinin yankıları da göz ardı edilmemelidir. Türkiye'nin Irak'ta sihasının düşürülmesine sert bir tepki göstermesi, NATO müttefikleri ve diğer uluslararası aktörler tarafından dikkatle izlenecektir. Özellikle Türkiye'nin bölgede artan askeri varlığı ve operasyonları, uluslararası toplumda endişe yaratabilir ve bu da Türkiye'ye karşı diplomatik baskıların artmasına yol açabilir. Buna ek olarak, Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası desteği sürdürmek için dengeli bir yaklaşım sergilemesi gerekecektir. Sonuç olarak, Türkiye açısından bakıldığında, sihasının Irak tarafından düşürülmesi olayı, askeri ve diplomatik cephede birçok risk ve belirsizlik yaratabilir. Türkiye'nin bu duruma vereceği tepki, hem bölgedeki güvenlik dinamiklerini hem de uluslararası ilişkilerini doğrudan etkileyecek ve bundan sonraki süreçte dikkatli ve stratejik adımlar atılmasını zorunlu kılacaktır. Türkiye'nin İHA'larının, insansız hava araçları veya sihalarının Irak devleti tarafından düşürülmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ve askeri ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Bu tür bir olay, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulup duyulmadığı konusundaki endişeleri artırabilir ve Irak tarafında da Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına dair mevcut hassasiyetleri daha da derinleştirebilir. Diplomatik açıdan, Türkiye muhtemelen olayın detaylarını ve niyetini sorgulayarak Irak hükümetine karşı sert bir tavır alabilir. Bu da iki ülke arasındaki mevcut diplomatik iletişimi zora sokabilir.
Askeri açıdan ise Türkiye'nin Irak topraklarında bulunan terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ettiği sürece bu tür bir olayın yaşanması Türkiye'nin güvenlik politikalarını ve askeri stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Türkiye, kendi ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı daha sert ve kapsamlı askeri önlemler alabilir ve bu da iki ülke arasında askeri gerilimleri artırabilir. Öte yandan, Irak'ın da kendi toprak bütünlüğünü korumak amacıyla sınır güvenliğini ve hava sahası savunmasını güçlendirmesi beklenebilir. Bu da her iki tarafın sınır güvenliği konusunda daha temkinli davranmasına yol açabilir. Bu durum, bölgedeki genel istikrar ve güvenlik dengelerini de etkileyebilir. Zira Türkiye'nin bölgedeki diğer aktörlerle olan ilişkileri de bu olaydan etkilenebilir ve özellikle bölgesel güç dengeleri yeniden şekillenebilir. Türkiye ve Irak'ın karşılıklı olarak sorumlu bir yaklaşım sergilememesi durumunda ise, iki ülke arasındaki gerginliklerin tırmanması ve olası çatışma riskinin artması gibi sonuçlar doğurabilir. Bu olayın Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler üzerindeki etkisi, sadece ikili düzeyde kalmayıp, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası düzeyde de yankı bulabilir. Öncelikle, Türkiye'nin Irak'ın egemenlik haklarına saygı gösterilmediği yönündeki algıyı pekiştirecek bir durum, Bağdat yönetimi ile Ankara arasındaki güvensizliği artırabilir. Irak hükümeti, bu olayın kendi topraklarına yönelik bir ihlal olarak değerlendirilmesi durumunda, uluslararası platformlarda Türkiye'yi kınayan açıklamalar yapabilir ve hatta Birleşmiş Milletler veya Arap Ligi gibi çok taraflı diplomatik mekanizmalarda Türkiye'ye karşı girişimlerde bulunabilir. Öte yandan, Türkiye'nin Irak'ta konuşlu terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar, zaten iki ülke arasında gerilim yaratmış durumda. Bu tür bir olayın yaşanması, Türkiye'nin bölgedeki terör tehdidine karşı daha sert adımlar atmasına ve askeri operasyonlarını genişletmesine yol açabilir. Böyle bir senaryo, Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimler ve özellikle Kürdistan Bölgesel Yönetimi, KBY, ile Türkiye arasındaki ilişkileri de karmaşık bir hale getirebilir. Zira KBY, kendi bölgesel güvenliği ve politik istikrarını sağlamak adına Türkiye ile işbirliğine ihtiyaç duysa da, Irak merkezi hükümetinin baskısı altında kalabilir. Bölgesel dinamiklere ek olarak, Türkiye ve Irak arasındaki bu gerilim, İran gibi bölgedeki diğer güçlü aktörlerin müdahil olma ihtimalini artırabilir. İran, Irak'taki nüfuzunu güçlendirmek ve Türkiye'nin bölgede artan etkisine karşı denge unsuru oluşturmak amacıyla, Irak hükümetine daha fazla destek verebilir. Bu durum, Irak'ın Türkiye'ye karşı askeri ve diplomatik tutumunu sertleştirebilir ve iki ülke arasındaki çatışma potansiyelini yükseltebilir. Uluslararası boyutta ise, NATO üyesi olan Türkiye'nin bu tür bir olayla karşılaşması, Batılı müttefikleri tarafından dikkatle izlenebilir ve Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik destek ya da eleştiri konusu olabilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, AB gibi aktörler, Irak'ın egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadele hakkını da tanıyabilir. Bu çelişkili tutum, Türkiye'nin dış politika ve güvenlik stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir ve uluslararası alanda destek arayışa girmesine neden olabilir. Sonuç olarak, Türkiye'nin İHA veya SİHA'sının Irak devleti tarafından düşürülmesi, yalnızca ikili ilişkilerde değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası dengelerde de ciddi sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Böyle bir olayın yaşanması, iki ülkenin diplomatik ve askeri tutumlarını yeniden şekillendirebilir. Bölgede artan bir askeri gerilim ve olası çatışma riskini tetikleyebilir ve bu süreçte uluslararası aktörlerin de rol oynamasına neden olabilir.